Ulusal ve yerel basının çok değerli temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. Afyonkarahisar İl Başkanımız, Parti Meclis Üyemiz, İlçe Başkanımız, birlikte çalıştığım Muğla Milletvekilimiz Güzem Özcan ve arkadaşlarımızla birlikte Afyonkarahisar'dayız. Kurtuluş Savaşı'nın sembol kentlerinden birindeyiz. Buradan Kurtuluş Savaşı'nda canları pahasına ülkenin kurtuluşu için mücadele etmiş olan şehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Afyon, sizlerin de bildiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilmeye başlanan, sosyal demokrat belediyecilikle tanışan 21 il belediyemizden birisi. Ankara'da 24 saat gerçekleştirmiş olduğumuz eğitim maratonundan sonra illerimizdeki çalışmaları devam ettiriyoruz. Afyonkarahisar 16. ilimiz. Dün Kütahya'da bir basın toplantısı gerçekleştirmiştim. Okullarda verilmeyen temizlik görevlilerini, yarı zamanlı emek sömürüsüyle çalıştırılmaya çalışılan yoksul insanların durumunu anlatmıştım. Okullarda güvenlikle ilgili olmayan kadroları, güvenlik ihtiyacını dile getirmiştim. Teknik personel olmadığı için hayatını kaybeden öğretmenlerimizi, teknik personel ihtiyacını dile getirmiştim. 1.2 milyon öğretmenimizin, 1 milyon atanmayan öğretmenimizin, engelli öğretmenlerimizin, depremzede öğretmenlerimizin, rehber ve psikolog danışman öğretmenlerimizin, farklı meslek gruplarının sorunlarını dile getirmiştim. Öğretmenlik mesleği kanun teklifinin bir milli eğitim personel kanununa dönüşmesi gerektiğini, bakanlığın aylardır bu konuda adım atmadığını, siyasilerle olmasa bile eğitim fakülteleriyle, eğitim sendikalarıyla, uzman kuruluşlarla görüşerek yeni bir kanun teklifi üzerinde çalışılmasını hatırlatmıştım. Ve bugün için bakanlığın yeni dizisi Veli Vizyon programıyla ve yapay zeka ile ilgili açıklamalar yapacağım dile getirmiştim. Bakanlık bir dizi yapmış. Aile. Her bölüm başka bir konu ele alınıyor. İyi ve kötü örnek üzerinden. Ailelerin bilgilenmesi için her mecranın kullanılması çok güzel. Gelin görün ki diziyi izlemeye bir başlıyorsunuz. Finlandiya'nın bir köyünden kesit gibi. Biliyorsunuz bakanımız kendisini Finlandiya Milli Eğitim Bakanı gibi zannettiği için ülkedeki öğretmenlerin, öğrencilerin yaşadığı çok temel sorunlardan bir haber aldılar. Dizide çocuk okula kahvaltı yapmadan gidiyor. Neden? Çünkü anne ilgisiz. Kötü olan her şey kadınlardan ya. Anne ilgisiz. Sanki bir tek onun görevi. O ilgisiz diye çocuk kahvaltı yapamıyor. Kahvaltı yapmadan, dizide olduğu şekliyle bir portakal suyu içmeden, bir haşlanmış yumurta yemeden evden çıkıyorsa çocuk annenin ilgisizliğinden. Peki gerçekten var mı böyle kahvaltı yapmayan çocuk? Evet var. Araştırmalara göre Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında çocuklarımızın üçte biri okula aç gidiyor. Ama annelerinin ilgisizliğinden değil. Sizin iktisat profesörü Cumhurbaşkanınızın kerameti kendinden menkul ekonomi politikalarından dolayı. Gerçek sebep ne? Annenin ilgisizliği mi? Yoksa yoksulluk mu? Evet, çocuğuna bir yumurta haşlamayan, daha doğrusu haşlayamayan aileler var ama yoksulluğundan yapamıyorlar. Aile bir yumurta koyamıyor çünkü ekonomik koşullar buna izin vermiyor. Buradan Sayın Bakan'a soruyorum. Madem çocukların kahvaltı yapması, okula aç gitmemesi bu kadar önemli, neden bir önceki bakan Mahmut Özer döneminde okul öncesine koyduğu bir öğün ücretsiz yemeği kaldırdınız Sayın Bakan? Bu nasıl bir tezat? Bir okul tasvir etmiş bakanlık dizide. O da Finlandiya'dan bir okul zannediyorum. Çocuk okula uykusuz gidiyor. Aynı gün öğretmen bunu fark ediyor. Rehberlik öğretmeni hemen aileyi okula çağırıyor. Bir rehberlik servisi düşünün. Çocukları tek tek takip ediyor. Hemen müdahale ediyor sonra. Yeterli personel var. Rengarenk bir odanın içinde bu rehberlik servisi. Sorun devam ettikçe sınıf öğretmeni, rehberlik öğretmeni, hatta okulun müdürü konuya dahil oluyor. Ha, burası kısmen doğru. Çünkü bizim çok cefakar 1.2 milyon Cumhuriyet öğretmeni ve yöneticilerimiz var. Peki nerede bu okul? Sayın Bakan'a soruyorum ben gerçekten.
40-50 kişilik sınıflarda tek tek çocuklarla ilgilenebilen, her çocuğun sorununu hemen rehberlik servisine bildirebilen, rehberlik servisinin müdürün dahil olduğu, hemen ailenin çağrılıp sorunun çözülmeye çalışıldığı okul nerede? Rehberlik hizmeti dizi boyunca çok güzel yönlendirmeler yapıyor. Gün aşırı aileyi okula çağırıyor. Öyle ki aile sürekli bizi çağırıyorsunuz diyor dizide. Öğretmen diyor ki çocuğunuz bizim için çok değerli. E madem çocuklar bakanlık için değerli, gerçekten niye böyle değil Sayın Bakan? Aile, çocuk, hatta öğretmen bir konuda zorlandığında ne kadar ilgilenebiliyor rehberlik öğretmenleri? Sorun elbette öğretmenlerde değil. Sorun yüzlerce çocuk için sadece bir rehberlik öğretmeni olmasında. İşte tam da dizideki bu olsun diye yine bir önceki bakan Sayın Mahmut Özer her 100 çocuk için bir rehber öğretmen ataması yapacağız dedi. Sayın Bakan'a hatırlatmak isterim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir önceki bakanı söyledi. Aynı siyasi yaklaşımın bakanı söyledi. Her şey hazır dedi. Yönetmelik hazır dedi. Ne oldu da bunu uygulamaya koymaktan vazgeçtiniz Sayın Bakan? Madem dizide bu kadar önemli anlatıyorsunuz rehberlik sistemini, neden vermiş olduğunuz vaadi yerine getirmiyorsunuz? Dizide çocukların temizlik alışkanlığı kazanmasının önemine vurgu yapılıyor. Çok güzel. Bakana buradan bir hatırlatma daha yapalım. Ellerini sabunla yıkamasını öğretmeye çalıştığınız çocukların okullarda ellerini yıkayacakları sıvı sabunu siz temin etmiyorsunuz. Okullara bir temizlik görevlisi bile veremeyen, okulun temizlenmesi için okul aile birlikleri aracılığıyla velilerden para toplayan, dün size örneğini aktarmıştım. Temizlik malzemeleri için velilerden para isteyen, temizliği hatta bazen öğretmenlere bazen velilere yaptıran, çocukların temizlik alışkanlığı için ailelerden para toplandığını farkında bile olmayan bir bakanlık olarak bir temizlik görevlisi, sıvı sabun, tuvalet kağıdı, peçete olmayan okullardan sorumlu bir bakan olarak bu tavsiyelerinizde bir çelişki görmüyor musunuz? Diziden başka bir bölüm. Veli Vizyon yayında. Öğretmen okuma kitabı istiyor. Bütün sınıfı kitabı alıyor. Tabii ailesi ilgisiz bir çocuk var. Çünkü sadece ilgisizlikten oluyor bunlar. Ailesi ilgisiz olan çocuk okuma kitabını alamıyor. Bakanla aynı ülkede yaşadığımızı düşünmüyorum. Bu ülkede bir kitap kaç para olmuş? Okulların istediği kaynak kitaplar sadece kaç para ediyor? Bakanın bunlardan haberi yok. Bizim yeterince içeriğimiz var. Kaynak kitaba gerek yok diyor bakan. Ben söylemiyorum. Sayın Yusuf Tekin söylüyor. Peki okuma kitapları? Hani ailelerin telefonla ilgilenmek yerine çocuklarıyla birlikte okumasını önerdiğiniz kitaplar nerede? Okullarda kütüphaneler. O kütüphanelerde yeterli sayıda kitaplar olmadığını biz biliyoruz. Demek siz de fark ettiniz ki kaynak kitap almayın dediğiniz ailelere çektiğiniz dizide okuma kitabı aldırmayı koymuşsunuz. Bu bir çelişki değil mi Sayın Bakan? Ay sonunu getiremeyen, borç harç geçinen, çocuğuna bir yumurta bile alamayan, ihtiyacını mecburiyet olduğunda sıraya koyan aileler her isteneni nasıl alsın? Okula başlama maliyetleri 2023'e göre ortalama %88 artmış. Buna yemek, su, ulaşım ve okulların istediği temizlik ve benzeri ücretleri de eklediğinizde ailelerin cebinden her ay binlerce lira eğitim çıkıyor. Masraf çıkıyor. Masraflar iki katına çıkmışken kıymetli hükümetinizin askeri ücrete yaptığı zam %0. Sayın Yusuf Tekin, eğitim masraflarının artışı %88, sizin hükümet olarak yaptığınız zam %0. Demek öyle dizi çekmekle olmuyor bazı işler. Sayın Bakan, ülkemizde yoksulluk almış başını gitmiş. Okul öncesinden yüksek öğretime kadar herkesin temel problemi yoksulluk olmuş. İster kabul edin, ister etmeyin, ekonomi eğitimin kalitesi üzerinde doğrudan etkili. Tabii bu kabul meselesi de enteresan. Sayın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı günler ekonomik sorunlarımız olduğu doğrudur diyor. Bazı günler yok öyle şey diyor. Tabii en son ekonomiyle ilgili olarak kendisini uzman ilan ettiğinde dünya ekonomi bilimine ters, NASA uygun değil. Bu can burada olduğu sürece göreceksiniz. Bu faiz artmayacak demişti. Sonra kendi bakanının deyimiyle irrasyonel, yani gerçekçi olmayan siyasetlerden gerçekçi siyasetlere geçtikten sonra
maşallah faiz rekoru kırmaya başladılar. Dolayısıyla hiçbir konuda kararınız yok sizin. Bu ülkeyi yönetmiyorsunuz, ülke savruluyor. Cumhurbaşkanından bakanlara, bakanlardan uygulayıcılara kadar. Peki şimdi başımıza gelen felaket nedir? Dün de Sayın Cumhurbaşkanı'nın oğlu ekonomist olduğunu ilan etti. Allah cümlemizi korusun. Umuyorum başımıza yeni işler gelmez. Peki her öğrenci için okula ödenek sağlamadıkça ücretsiz bir öğün yemek ve bir bardak temiz su ihtiyacını karşılamadıkça, çocukların okul gereçleri için servisleri için destekte bulunmadıkça istediğiniz kadar dizi çekin. Ne anlamı var? Günün sonunda o yumurtayı alamayan, o portakalı alamayan, o kalemi, o kitabı alamayan aile bu diziyi izlesene, izlemesene Sayın Bakan. Dizinin başka bir bölümde çocukların derslerine odaklanabilmesi için evde uygun ortam yaratmanın öneminden bahsediliyor. Son derece doğru. Evet, ailelerin çocuklarına bu anlamda da olanak yaratması, çocukların ders çalışabileceği alanları ve sessizliği sağlaması önemli. Fakat bakanın yine Türkiye gerçeklerinden uzak olduğu ortada. Basın mensuplarımız hatırlayacaktır. Deprem bölgesine gitmiştim. Deprem bölgesinde biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı seçimlere giderken 12 ayın sonunda deprem bölgesindeki her vatandaşımızın evlerine yerleşeceğini söyledi. Ben 12. ayın sonunda da gitmiştim ama asıl olarak 18. ayda gittim. Yani 6 Ağustos'ta. Valilerimizi tek tek ziyaret ettim. Rakamları muhalif gazetecilerden ya da STK'lardan ya da siyasetçilerden almadım. Doğrudan valilerden aldım. Deprem bölgesindeki konutların sadece %10'unun anahtarı teslim edildi. En iyimser rakamlarla. Bazıları 7, bazıları 8. Yani 12 ayda teslim edeceğinizi ilan ettiğiniz konutların daha %90'ı insanlara teslim edilmiş değil. 18 ayda. Peki orada ne oluyor? 21 metrekarelik küçücük konteynerlarda, bu 21 metrekareye tuvalet dahil, yatak odası dahil, mutfak dahil, milyonlarca çocuk bu konteynerlarda yaşamaya çalışıyorlar. Küçücük evlerde, deprem bölgesi olmayan yerlerde çok çocuklu aileler çocuklarına bu imkanları sağlayamıyorlar. Çocuklarımızın değil ayrı odası, kendilerine ait okulları bile yok. Deprem bölgesinde bir açıklama yapmıştım. 6 Şubat depremlerinden sonra sizin temel attığınız ve bir gün bile bir öğrencinin okuduğu bir tane okul yoktu. Yemediniz, içmediniz, bana eski okulların fotoğraflarını gönderdiniz. Sizden önce Cumhuriyet hükümetlerinin açtığı okullardan bahsetmiyorum. 6 Şubat depremiyle yıkılmış, sizin temel attığınız okulları da görmek istiyoruz. 18 ayda okul bitirmenizi bekliyoruz. Beklenen yüzlerce okulun içerisinden en azından birini, beşini, onunu bitirmenizi bekliyoruz. Tabii burada çok kritik bir sorun var. Velivizyon programıyla, dizisiyle ilgili. Bu iktidar kadınlarla sorunlu bir iktidar. Bu iktidarın 17 tane bakanı var. Bir tane cumhurbaşkanı yardımcısı var. Sadece bir tane kadın bakanı var. Geri kalan 17'si erkek. O kadın bakan da aileden sorumlu. Yani bu iktidar diyor ki senin yerin ailedir. Kadından Sağlık Bakanı olmaz. Kadından Dışişleri Bakanı olmaz. Kadından İçişleri Bakanı olmaz. Milli Eğitim Bakanı olmaz. Kadından hiçbir bakan olmaz diyor. Bir tek aile olur diyor. Daha ilk bölümden dikkat çekiyor. Çayı koyan anne, kahvaltıyı hazırlayan anne. Ben de çok yoğunum. Çocuk var, temizlik var, okula gidemem diyen anne. İlgisiz olan anne. Yani açık bir ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet rolleri görüyoruz. Velivizyon dizisinin temel sorunlarından biri bu. Çalışan baba, ev işini yapan, ödevi kontrol eden, çocuğun eğitimiyle ilgilenen, çalışmayan, yaşlıların bakımını sağlayan kişi de anne, yani kadın, yani kötü. Siz utanmıyor musunuz böyle diziler çekmekten? Oylarını aldığınız milyonlarca kadından utanmıyor musunuz? O fedakar annelerin her şey için koşturduğu doğru. Anneler çay koyar, anneler yemek yapar, anneler temizlik yapar ama anneler okulla ilgilenir, anneler ödevle ilgilenir, annelerden çok iyi mühendis olur,
annelerden çok iyi psikolog olur, annelerden çok iyi çalışan olur, iş kadını olur, işçi olur. Siz hangi yüzyılda takıldınız kaldınız arkadaşlar? Siz hangi hayatı hayal ediyorsunuz? Baktık dedik ki, bunlar bize CHP zihniyeti diyorlar ya. Biz mi dedik bu kadar olumsuz görüyoruz? Yani her şeylerini beğenmiyoruz ya, öyle söylüyorlar ya. Bir de dedik bunu yapay zekaya soralım. Yapay zekaya sorduk. Dedik ki arkadaş bu diziye bir bak bakalım. Birkaç farklı kaynaktan bu diziyi yorumlattık. Ortak noktaları toplumsal cinsiyet rollerinin pekiştirilmesi oldu. Yapay zeka söylüyor. Dizinin ev işlerinin kadınlara ait olduğu algısını desteklediği ve annenin evdeki geleneksel rolünü desteklediğini söylüyor yapay zeka. Ben söylemiyorum. Yapay zeka söylüyor. Tabii açıkçası yapay zekanın Türkiye'de işi zor. Ben buradan yapay zekayı uyarıyorum. Yapay zeka Türkiye'de başına iş gelebilir. Çünkü geçenlerde Sayın Oğuzhan Uğur yapay zeka ile konuşmuştu hatırlarsanız. Bu haddini bilmez yapay zeka CHP zihniyetine kapılmış. Üst düzey bir görev istesen ne olur demiş. Bölücü yapay zeka. İktidar farkında değil ama yapay zeka farkında her şeyin. Çünkü ülkemizin en acil, en can yakıcı iki konusunda bizlere destek olmak istemiş. Eğitim ve ekonomi. Yapay zekayı uyarıyorum. Ey yapay zeka! Bölücülük yapma. Devlet işlerine karışma. Sen magazinden bahset. Yapay zeka ya ekonomi ya Milli Eğitim Bakanı olmak isterim. Çünkü ikisinde de gerçeklik zemininden kopuldu demiş. Hain yapay zeka. Yapay zeka devam ediyor. Hadsiz. Diyor ki müfredatın bilimsel niteliği azaltıldı. Böyle olmaz diyor. Bu yapay zeka dış güçlerin etkisi altına girmiş. Dış güçler yapay zekayı tesiri altına almış. İktidar partisinin yaşadığı bu durum karşısında çok üzgünüz. 22 yıldır yönetiyorlar. Bırakın normal zekayı, yapay zekayı bile ikna edememişler. Zaten yapılan bütün araştırmalarda AK Parti seçmenine de ikna edemedikleri gözüküyor. Çünkü AK Parti seçmeninin sadece %19'u eğitimde görece bir başarı var diyor. Geri kalan %81'i eğitim başarısız diyor. Tabii yapay zeka adına da üzgünüm. Bunların ne yapacağı belli olmaz yapay zeka. Yarın bir bakarsın puf yapay zeka ortada yok gitmiş yani. Olabilir. İçine CHP zihniyeti kaçmış. Resmen bir ulusal güvenlik sorunu olmuş. Bu teknoloji karşısında yapacak bir şey yok tabii. Dönüp kendi yaptıklarına bakacaklarını da beklemiyorum. Sayın Bakan, eğitimle ilgili her sorunda kendiniz dışında suçlayacak birini buluyorsunuz. Bu dizide anneler, yarın yapay zeka, her zaman Cumhuriyet Halk Partisi. Ama kendisine buradan seslenelim. Ülkemizde ne okullar güllük gülistanlık, ne öğretmenler şevkle başla çalışıyor. Çünkü öğretmenlerimiz her gün itibarsızlaştırılıyor, yoksulluk sınırının altında çalışmaya mahkum ediliyorlar. Okullarımız temiz ve düzenli değil. Ailelerimizin her istediğini yapacak maddi gücü yok. Rehberlik servislerimiz sizin atama yapmamanız nedeniyle kısıtlı sayıda personelle çalışıyor. Yani bu yapım ve yayında emeği geçmiş olduğunuz Veli Vizyon dizisi maalesef Türkiye dizilerinin gerçeklerinden uzakta bir aileyi, okulu, öğretmeni tasvir ediyor ve ailelere öğütler veriyor. İki aydır bugün Afyonkarahisar'da olduğu gibi il buluşmaları yapmaya devam ediyoruz. Sayın Bakan da bizim ardımızdan önce en sonunda deprem bölgesinde, deprem bölgesindeki il Milli Eğitim Müdürlerini topladı. Sonra geçtiğimiz günlerde yine Sinop'a gitmiş. Umuyoruz ki bu bizim yaptığımız ziyaretler gibi o ilin, bölgenin temel sorunlarına odaklanan ziyaretler olmuştur. Ve bakan bu sorunları çözecek adımları da atmayı planlıyordur. Bir parça da olsa bakana örnek olabildiysek ne mutlu bize. Bakanımızın ve bakanlığımızın hayallerindeki bu diziden yola çıkarak kendilerinin de isteği olduğunu düşündüğümüz bu okul, aile, öğretmen, öğrenci profili için yapması gerekenleri bir bir sıralamak isterim.
Sayın Bakanım, Sayın Yusuf Tekin, bir, çocuklarımıza bir öğün ücretsiz yemek ve temiz su verilmesini lütfen Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında başarınız. İki, okullara temizlik malzemesi ve temizlik görevlisi sağlanmasını, tam zamanlı kadrolar oluşturulmasını sağlayınız. Üç, temiz, bakımlı, sağlıklı okullar için öğrenci başına 1.000 lira. Okul ödeneği toplamda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin %1,5 kadar bir rakamı okullarımıza gönderiniz. Müdürlerimizi, çaresizlik içinde çözüm bulmaya çalışan yöneticilerimizi hiçbir çözüm bulmadan tehdit etmeyi bırakınız. Her okula bir güvenlik görevlisi ve teknik personel sağlayınız. Okullarımız korumamız, güvenlik içinde tutmamız gereken ilk kamu kurumu binasıdır. Gerekiyorsa Türkiye'deki tüm kamu binalarındaki güvenlikleri alınız, okullara koyunuz. Okullara ders çalışma ve sosyal etkinlik alanları, kütüphane ve laboratuvarlar kurulması için girişimlerde bulununuz. Özellikle deprem bölgesindeki çocuklarımız için birleştirilmiş okul uygulamasının son bulması ve ulaşım sorunu çözülmesi için ivedilikle adımlar atınız. Daha önceki bakanımızın vaat ettiği gibi her 100 çocuk için bir rehber öğretmen atamasını süratle gerçekleştiriniz. Öğretmenlerimizin yoksulluk sınırı altında çalışmasını sonlandırınız. Eğitim öğretime hazırlık ödeneğini arttırınız. Bizim teklif etmiş olduğumuz 24 Kasım'da bir maaş ikramiye uygulamasını öğretmenlerimize ve tüm eğitim çalışanlarına verilmesini sağlayınız. Kısacası ailelere, çocuklara, öğretmenlere faydalı olmak istiyorsanız bu tedbirleri ivedilikle alınız, uygulamaya koyunuz. Veli Vizyon dizimizi de Sayın Bakan'ın bir kez de olsa oturup izlemesini, eseriyle övünüp övünmediğini kamuoyuyla paylaşmasını rica ediyorum. Tüm basın mensuplarımıza katıldıkları için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sorusu olan arkadaşımız varsa alabiliriz. Başkan. Buyurun. Genel Başkan tarafından yapılan anayasanın 4. maddesindeki değiştirilmesi açıklamasında nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir CHP'li olarak bu açıklamayı değerlendiriyorsunuz. Anayasanın 4. maddesi değiştirilemez. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda hüküm çok açıktır. Hüdapar terörle ilişkili bir partidir. Terör öven bir partidir. Türkiye'nin bütünlüğüyle ilgili, ülkenin bölünmezliğiyle ilgili sorunlar yaşayan ve bunu meclis kürsüsünden de dile getiren bir partidir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi açısından yok hükmündedir. Ciddiye alınacak bir siyasi parti değildir. Temsil pozisyonundaki kişinin genel başkanımızla ilgili hadsiz açıklamalarını da bugün basında gördüm. Hüdapar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cevap vermeye tenezzül edeceği bir parti değildir.